Merhaba dostlar, Mehmet Güven'le konuşulmayanların 12. bölümünde yine karşınızdayız. Bu bölümde tabii daha önceki programlarda sorular geliyordu bize. Bizler de üzerine bir şeyler katıyorduk. Bu şekilde sohbetimizi devam ettirip gidiyorduk. Mehmet hocamızla hani konuşulmayanlar, bazı din adamlarının, din alimi olduğunu öne süren insanların konuşmaya cesaret edemedikleri ya da samimiyetle cevap vermedikleri konuları burada konuşup Mehmet hocadan topluma ulaştırmaya çalışıyorduk. Bugün programımızda biraz farklı bir şeyler yapalım dedik. Sizden gelen sorular üzerine bir program çekelim dedik. Onları da derledik, topladık. Bu sorular üzerine programımızı yönlendireceğiz. Tabii 2024 yılının ilk programı. 2024 yılı da tabii neler bekliyor bizi, neler yaşayacağız diye geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Hocam şimdi biz bugünkü programımızı işte YouTube'da oldukça fazla izlenme rekorları da kırdık. İnsanlar sizi merakla da dinliyorlar. Seyircilerimizden, dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden gelen sorularla yapalım dedik. Tabii bu soruların arasında ilk dikkatimi çeken bir şey şu oldu. Mesela Ganj Nehri'nin ne özellikte olduğunu, Ganj Nehri'nin ne olduğunu, oradaki Hindistan'daki Ganj evet. Nehri'nde yıkanan insanların ne amaçla oraya girdikleri gibi böyle çok farklı sorular aldık. İsterseniz evet. Ganj Nehri'nden başlayalım, sonra böyle o kadar çok farklı konular var ki ben bu programın da bayağı böyle tüm dikkat izleneceğini düşünüyorum. Gerçekten yani bravo, bu Ganj Nehri nereden akıllarına gelmiş de soruyorlar da yani bu insanlar. Evet. Gene bravo yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ve barik ala seyyidina Muhammed ve ali Muhammed ve ala atratihi ve ehl beytihi at-tayyibin at-tahirin ecma'in. La'anat Allah li zikri şeyh halef Allahu Resulü. Amma ba'd. Şimdi ilk önce elhamdülillah Müslümanız. Biz her zaman için Mevlana Ali'ye sadık olan insanlarız. Hazreti Muhammed'e, Hazreti Fatıma'ya, Hasan ve Hüseyin'e ve 12 imama sadık insanlarız. Ve bizim onların yolunda giden Mevla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi tarik bikum es-sakalayn el-Kur'an ve atrat ehl beytihi. Biz onlara tabiiz, Aleviyiz. İslam'ın da özüyüz. Elhamdülillah bu dinimizle, imanımızla iftihar ediyoruz. Elhamdülillah Hazreti Muhammed'in, Kur'an'ın, Mevlana Ali Ehl Beyt'in getirdiği İslam'a tabiiz. Ve geçen gün dediğim gibi her şeyin bir planı olmazsa, projesi olmazsa o iş doğrusu olmaz. Bir milletin rehberi olmazsa o insan millet kaybolur. Bir defterde rehber olmazsa o defter nerede okuyacağını bilmesin. Onun için her zaman için biz diyoruz Aleviyiz ve biz Mevlana Ali'nin ehl ve Hazreti Rasulullah'ın İslam'ın getirdiği İslam'a tabiiz. Ve bizim rehberimiz Mevlana Ali'dir. Fatıma, Hasan ve Hüseyin ve ehl beyttir ve 12 imamdır. Bunu da ileride gene size söyleyeceğiz. Bugün Cübbeli Ahmet Hoca dedikleri gene Hazreti Ali'den bahsediyor. Hazreti Muhammed'den, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'den bahsediyor. Bunun da videosunu size atacağım. Görün bakın ehl beyt içinde diyor. Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnni tarikum fikum zekaleyn. Ey ümmetim, ben Allah'ıma gidiyorum. Arkamdan sizin aranızda iki emanet bırakıyorum. Kitabullah ve itreti. Birinci emanetim Allah'ın kitabı, Kur'an emanetidir. Bakalım o emanete ne yapacağız? Ne dedim başında? İşte yaptık Allah'ın emanetini yapacağımızı, hıyanetlik yaptık. Şimdi tövbe edelim de inşallah bundan sonra Kur'an'a sahip çıkalım. İkinci emanet kimdir? Ehl-i Beytimdir diyor. Ehl-i Beyti kimdir? Hazreti Ali'den sonra Hazreti Fatıma şuradaki siyah topraklı mezarda yatıyor. Hazreti Abbas duvarın dibindeki taşta yatıyor. Efendimiz'in amcası. Fatıma anamızın arkasında İmam-ı Hasan, İmam Zeynel Abidin, İmam Cafer-i Sadık, İmam Delbakir, 12 imamdan 4 büyük imamımız yatıyor. Bunlar Ehl-i Beyt'tir. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ve innel latifel gabira ehberani, her şeyden haberi olan Allah Celle Celaluhu bana bildirdi ki Kur'an ile Ehl-i Beyt'in birbirinden ayrılmayacak, ta Havz-ı Kevserimin başında birleşeceğiz. Şimdi en son cümleye dikkatinizi çekiyorum. فَنْزُرُوا بِمَ تَخْلُفُونِي فِي مَا. Ey benim ümmetlerim, ben gidiyorum, Rabbime gidiyorum, arkamdan Kur'an'la Ehl-i Beyt emanetime nasıl sahip çıkacağınıza dikkat edin diyor.
Maalesef bu emanetleri hakkıyla muhafaza edemedik ama bundan sonra tevbe edeceğiz inşallah. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed derken ali Muhammed kimdir? Beş vakit salavat getirdiğiniz ehli beyttir. İşte bu zatlara salavat okuyorsunuz. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. O ehli beyt ki onlara salavatsız namazımız olmuyor. Allahumme salli okumadan oluyor mu? Şimdi camilerde, mescitlerde ehl-i beytin konusu gelmesi lazım iken maalesef ehl-i beyt düşmanları Emevilerin yazdığı, çizdiği yalan dolanlarla Allah'a karşı girenleri en yüksek yerlere koydular. İslam için, iman için İslam'ı bu duruma getiren kişileri de İslam'ı yücelten Mevlana ehl-i beyt hakkında küfürler yağdırdılar. Zamanında, şimdiye kadar bazıları da Hazreti Ali'yi Ehl-i Beyt'i kabul etmezler. Kabul ederlerse, etmezlerse umurumuzda bile değil. Mevlana Ali bizim baş tacıdır ve biz onun için ölürüz. Birincisi bu. Diyeceğim bu. Tabi Cübbeli Ahmet Hoca'nın da Ehl-i Beyt hakkında bir videosu var. Ve bakın, eğer koskocaman bugün sünni bir alim, sünni bir hoca Ehl-i Beyt'i övüyorsa ve diyor biz hata yaptık, onların yolunda gitmek lazım iken biz başka yollara gittik. Eğer o diyorsa, bakın bunu videoyu başka insanlar gördükten sonra acaba Emevi'nin zihniyetiyle giden insanlar değişecek mi, değişmeyecek mi? Eğer bunu duyduktan sonra dönüş yapmazsa biliyor musunuz? Onun üzerine bir hüccet olur. Ben kendimden söylemiyorum. Buyurun. Ulemalar, işte din adamları sosyal medya hesaplarında öyle hadisler söylüyorlar ki hani bazen Müslüman, mümin olan insanı da dinden uzaklaştırıyorlar. Öyle hadisler var ortada. Tabii ilk sorumuz Ganj Nehri'ydi. Onu evet. Birazdan konuşuruz. Ganj evet, konuşuruz tabii ki. Şimdi siz Cübbeli Ahmet diyeceğim. Ben aklına geldi. Orada mı var yani? Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca yani saygın bir hocadır. Evet. Yani ona karşı kötü laf söyleyecek değilim. Ama bazı hadisler Ehl-i Beyt'e uymuyor. Biz bunları da kabul etmeyiz. Ama televizyonlarda programlar yapıyorlar. Konuşuyor. Yani saygı, bazı insanlar saygı duyar. Bizim de ona herhangi bir kötü laf diyecek de değiliz. Tabii onun alimliğine göre, görüşüne göre herkesin görüşü ayrıdır ama kimseye hakaret etme hakkımız yoktur. Evet. Ama gene ona şeyimiz vardır yani, saygımız vardır. Evet. Ama çok Hazreti Resulü Ehl-i Beyt için çok iyi konuşmuş. Onu bütün milletinde böyle bu hadisleri seyredip görmelerini isterim. Bizim deyişimiz budur. Ama maalesef bu zamanlarda saçma sapan hadisler, duyulmamış, hep bel altı konuşmalar maalesef yaygın. Ve bunlar nereye hizmet ediyor? Şeytana hizmet ediyor. Dersen nasıl şeytan? Bakın, yeryüzünde insan alemi iki çeşittir. Bir Adem oğulları var, bir de iblisin çocukları var. Diyeceksin nasıl olabilir? Olur. İblis nedir hocam? Bakın, iblis şeytanın ta kendisidir. Bakın, bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ansarlardan bir evinde oturuyor. Bu hadiste an Muaz ibn Cebel an ibn Abbas. Bak, bunun şeyi var, kaynağı var. Bu kaynağı da size vereceğim, koyun. Şimdi, bir ses geliyor dışarıdan. Ey bu evde oturanlar, bana izin verir misiniz içeri gireyim? Bakın, şimdi insan oğlunun nasıl iki çeşit olduğunu göreceğiz. Bizden değil, iblis bunu diyor ve ansarların da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazır iken Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Ses gelince Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerde dedi, biliyor musunuz bu seslenen kim? Dediler Resulullah, Allah bilir ve sen bilirsin. Evet dedi, ben biliyorum. Dedi, iblis buraya girmek istiyor. Dedi, ya Resulullah sen nasıl desen? Kalli ıdhil, geç. İblis girdiği zaman içeriye en pis bir suratla dişleri domuz gibi dışarı çıkmış. Evet. Sakalı at kuyruğu gibi çok kötü bir suratla. Selam atıyor. Kal selamu aleyküm ya Resulallah. Esselamu aleyküm cemiyetil müslimin. Cevap selam atıyor Resulallah'a. Kalü la aleykisselam ve la rahmetullah. Sana selam ve rahmet yoktur. Dedi niye geldin? Kalü ya Resulallah.
bir melek gökyüzünden geldi, beni yakaladı. Dedi Hazreti Muhammed Mekke'de Beytül Ansar'da oturuyor, oraya gideceksin. Ve ne sorarsa sana, ona gerçek cevapları vereceksin. Eğer cevap vermezsen seni de zürriyeti de Allah yok edecek. Ben şimdi buraya geldim. Ne istersen sor, ben sana cevap vereceğim. Tabii bu hadis çok uzun ama ben mıktasar ola gideceğim. Dedi ya İblis, senin en büyük düşmanın kimdir? Dedi ya Resulullah sen. Dedi ben sana ne yaptım? Dedi ya Resulullah, ben insanları dinsizliğe, imansızlığa, fuhuşa, sahtekarlığa sürüklerken sen vaaz veriyorsun, imana getiriyorsun, benim adamlarımı alıyorsun. En büyük düşmanım sensin. Evet. Tabii dedi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Kalu ya İblis, sen bu insanları nasıl kandırdın, senin yoluna geldiler? Bak, bakın şimdi. Dedi bak ya Resulullah. Dedi ben Adem oğullarından 70 bin tane çocuk yaptım. Adem oğullarından. Dedi nasıl yaptın bunları? Dedi bir kadın bir kocasıyla yatacağı zaman kocası nütfesini koymadan önce ben o nütfeyi koyarım. Ve bu çocuklarımı 70 bin çocuk yaptım. Dedi peki bu çocuklarını nereye koydun? Nasıl? Kiminle? Nasıl? Dedi ya Resulallah. Ben çocuklarımı yaptığım Adem olan çocuklarımı ufak tüfek ellere de koymadım. Sözü geçecek. Emirine uyulacak. Ne derse millet onu yapacak yerlere koydum. Dedi ne gibi? Alimlerde koydum. Sözü geçerli olacak. İkincisi hocalarda koydum. Dersin ya kabile reisi, evet, hocaların başı diyelim. Ülemalarda ve endil meşayih ve zengin ve kabile reislerini yanında koydum. Dedi niye koydun? Dedi orada koyduğum zaman o kabile reisi sözü geçer. Evet. İstediği gibi ne istersem öğretirsem çocuğuma onu da aynısı yapar. Hocalar da alim olur, o köyün hocası olur. O caminin hocası olur. Ne dersem onu yapar. Dedi çocuklarımı oraya koydum. Doğduğu zaman da 70 bin tane şeytan gönderirim. Onları benim istediğim gibi yetiştirip, terbiye edip ne dersem yapmaları için. Çocuklarımı oraya koydum. Bazı insanlar saçma sapan hadis çıkarıyorlar. Allah'a layık olmayan, Hazreti Resulullah Ehl-i Beyt'e layık olmayan İslam dinine, Hazreti Musa'nın, İsa'nın, Ehl Beyt'in bütün peygamberlere layık olmayan hadisleri çıkaran, bunu bilin ki bunlar İblis'in çocuklarıdır. Bir gün Hazreti Cafer-i Sadık'a soruyorlar. Dedi ya Resulullah'ın torunu, insanlar kaç çeşittir? Dedi insanlar iki çeşittir. Adem oğulları var, İblis'in oğul çocukları var. Dedi ya Resulullah'ın torunu, Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl biz bunları ayırt edeceğiz? Bakın. Ama İblis'in çocukları da Adem oğullarından gelme. Evet. O nütfesini o kadına koyuyor. Adem oğullarından geliyor. Ama nütfe İblis'ten geliyor. 70 bin tane. 70 bin tane çocuk yaptım. Her çocuğa da 70 bin tane şeytan gönderdim. İstediğim gibi terbiye yetiştirip emrimde olması için. Şimdi fakir fukaraları da gönderirse kimse dinlemez ki. Kimi dinlerir? Büyük bir reis, kabile reisi, aşiret reisi mesela. Büyük hocalar, hakanlar, papazlar, görüyorsun geçen Amerika'da hakanlar ne yapmış? Bir sürü insan öldürmüş artık. Buna İsrailoğulları denebilir mi? Papazlar, kıyamet kopuş kiliselerde. Bir sürü hacı hocalar bizim. Hocalar. Bakın. Böyle olmuyor. Duyuyoruz bunları. Dedi ya Bitti Resulü, biz İblis çocuklarıyla adımları nasıl ayırabileceğiz? Dedi mesela bir gün gelirsin. Ben böyle şeyler gördüm, böyle şeyler biliyorum, böyle bir şey geldi. Allah tarafından. İki kardeş bazen olabilir. Birisi der ki kadir Allah, Allah kadirdir, olabilir, olur. Allah her şeye kadirdir. Evet. Birisi der ki olamaz, öyle bir şey, bu yalandır, şudur, bu eski kafas, bu saçma sapan. Dediği zaman bil ki o kadirdir, Allah her şeye hakimdir, yapabilir. Bil ki o Adem'in oğludur. İtiraz eden de bil ki o İblis'in çocuğudur. Çünkü bizim hocalar da vazifesini yapmıyor. Vaaz vermiyor.
millete öğretmiyor. O zaman sorumluluğunu yerine getirmeyen, vatandaşlık görevini yerine getirmeyen, din alimi olup da vatandaşı bilgilendirmeyen insanlar değil. Bunu şimdi bunu bilin. Bunları da burada Allah katında yer hesap verecek. Sen öğrendiysen mecbursun öğretmeye. Ama maalesef hocalarımız da olsun, şeyhler de olsun umurunda bile değil. Ne milleti düşünüyorlar? Şan, şöhret, para peşindeler. Başka bir şey değil. O zaman bunlar da iblisin yolunda. Tabii iblisin yolunda. Şimdi Allah'ın zikri yeryüzünden kesiliyorsa, saçma sapan hadisler çıkıyorsa, doğru dürüst konuşulmuyorsa, Allah'ın emrettiği görevi yapmıyorlarsa, Allah'ın emrettiği itaati karşısında yapmıyorlarsa, bunlar Rahman'ın çocukları olabilir mi? O zaman iblisin kendisi çocuğu da değil. Tabii ki. Şimdi zemde yeryüzünde iblis hakim. Beycan Bey görmüyor musunuz? Gidişat kötü. Savaşlar, yalan, bütün savaşlar onun hepsi yalan dolan. Yani iblis hep menfaat için. İblis hakim olmasaydı Mehdi'yi beklemezdin. Şimdi Mehdi zaten böyle şeyler olmasaydı Mehdi'nin gelmesine gerek yoktur. Eğer dünya gidişatı Rahman yolunda gitmiş olsaydılar yani o zaman Mehdi'nin gelmesi ama şeytanca yola gidiyorlar. Ondan sonra bugün bizim hocalar da vazifesini yapıyor. Ne yapıyor? Ben falanı falan olayım. Şimdi falan filtan oğlunu bırak. Sen ne yaptın Allah'a karşı? Bazı geçen bir yerde gördüm. Diyor Mehmet Güven kanaat önderi değil. Doğru Habibi sen diyorsun. Ama şimdiki senin gibi bu kanaat önderleri gibi ben değilim. Ben hakkı bilen, hukukta yürüyen, Allah'ın haram ettiğini haram eden, Allah'ın helal ettiğini helal yapan ve milletimi düşünen ve Mevlana Ali canımı veren ve haktan hukuktan dünyanın padişahı gelse çekinmeyen ve Ehl-i Beyt Mevlana Ali'nin için ölen ve onları savunan böyle bir insanım. Siz hangi kanaat önderisiniz? Ben Rahman'ın kanaat önderiyim. Size değil. Ama siz gidin yalanla, dolanla, şan, şöhret peşinde siz Rahman'ın adamları olamazsınız. Bunu bilin. Ben Mehmet Güven olarak Mevlana Ali'nin adamıyım. Ehl-i Beyt'in hizmetçisiyim. 12 imamın hizmetçisiyim. Ben dinimi, imanımı, hak neyse onu söylerim. Sizin hesabınıza gider gitmez umurumda bile değil. Ben vatanıma da sadığım, devletime de sadığım. Ben sizin gibi zekat, para, pul peşinde koşan bir insan değilim. O senin düşündüğün kanaat önderlerinden değilim. Ben Rahman'ın kanaat önderlerindenim. Şeytanın değil. Bu millete ne öğrettiniz? Bu millete ne verdiniz? Böyle vaazlar veriyorum, yardım edeceğinize fitne fesat yapıyorsunuz. Bu da şeytanın emrettiği yola gidiyorsunuz. Ehl-i Beyt'in zikri geliyor çıldırıyorsunuz. Mevlana Ali'nin zikri geliyor, çıldırıyor, fitne fesat. Bunu demek ki siz Mevlana Ali'nin birinci düşmanlarısınız. Ehl-i Beyt'in birinci düşmanlarısınız. 12 imamın birinci düşmanlarısınız. Ehl-i Beyt'in Mevlana Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zikri geliyor, sevinmeniz lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Fitne fesat. İnanmayın. Size mi inanalım? Siz gelin söyleyin. Biz sizi seyredelim. Bir de diyorsunuz Allah kimseye ilmini vermedi. Allah'tan korkmaz kişiler. Nasıl Allah ilmini vermedi? Peki ilim kim? Hazreti Muhammed diyor ilim benim. Eğer sen ilmi tanımıyorsan demek ki sen Hazreti Muhammed'e sadık değilsin ve Hazreti Muhammed'i peygamber olarak ve ilim olarak görmüyorsun. İlk önce öğren sonra karşıma gel cevap ver. O Hodri meydan istediğiniz yerde. Hocam küçük bir ekleme. Madem bu konuyu açtınız benim de aklıma geldi. Evet buyurun. Alevi'den tarikat cemaat olur mu? Alevi'den tarikat olmaz, cemaat olmaz, mezhep olmaz. İnne din ala inne din indallahi'l islam ve la tevfik'il iman. Burada din, iman var. Evet. Müslüman var, İslam var, din, iman var. Bunu bilin. Tarikat cemaat neyden olur? Bizde tarikat cemaat yok. Sonradan çıkma. Peki Hazreti Muhammed hangi tarikattan? Yok öyle bir tarikat. Hazreti Muhammed hangi mezhepten? Öyle bir mezhep yok. Bunlar insanların sonradan çıkardığı olaylar. Mesela bugün diyor Hanbeliyim. Nerede okudun? Ahmet İbn Hanbel'in medresesinde. Orada okudum, Hanbel oldum. Değil.
Bugün bir medresenin adı Ahmed bin Hanbel. Medrese mezhep olmaz. Mesela Ebu Hanife ne'melemise ben Hanifiyim. Bugün siz Çukur Üniversitesi'nde okudunuz. Ben nerede oldum, nerede okudun? Çukur Üniversitesi. Çukur ve Üniversitesi mezhep olur mu? O zaman siz maalesef böyle durumlarla az geldik. Az önce bahsettiğiniz bu işte kendi yine Alevi kanaat önderi. Hani size Alevi kanaat önderi değil deyip de kendini kanaat önderi zanneden insanlar evet, var ya. Evet. Size Mehmet Güven cemaati tarikat yakıştırması yapıyorlar. Biz tarikat değiliz. Evet. Biz cemaat değiliz. Biz Aleviyiz. İslam'ın özüyüz. Evet. Biz cemaat, tarikat yok. Mezhep yok. İnned din indallahil İslam. Evet. Biz Hazreti Muhammed'in Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi Kur'an ve ehl beytine tabi olan 12 imama tabi olan Müslümanız. Zaman, biz onlara karşılarında duran değiliz. O zaman çamur at izi kalsın diye böyle. Böyle yapayım. İnsanlar öyle. Ne kendilerine menfaati var ne milletlerine menfaati var. Evet. Bunu bilin. Bazı insanlar inanır inanmaz sen bilirsin. Ama ben doğruyu konuşuyorum. Beğenmezsen git başını duvara vur yani. Beni ilgilendirmez. Ben kimseden korkmam yani. Din hakkında kimseden korkmam. Evet. Niye korkayım ki? Vatanıma sadığım, devletime sadığım, Allah'a bir türlü sadığım ve Mevlana Ali için ölürüm. Allah tarafından böyle bir şey gördüm. Olamaz. Allah kadirdir verir ya. Diyor Cafer Sadık. Eğer kadırla derse bil ki bu Adem'in oğludur. Evet. İtiraz ederse bilin bu iblisin olur. Onun için iblis burada yeryüzünde hükmetti. Hüküm sürüyor. Ondan sonra Hazreti Resulullah o geldiği zaman iblis dedi ya iblis gel tövbe et Allah'a inan ben sana şefaat edeceğim. Dedi ya Resul niye senin yanına geleyim ki benim milletim benim cemaatim senden daha fazla. Şimdi bu zamanlarda şeytanın yoluna giden Rahman yolundan giden milyonlarca daha kafet fazla. Yaşamıyor muyuz? Dinsizlik var, imansızlık var, din namaz yok, niyaz yok, ibadet yok, saçma sapan olaylar, pislik, fuhuş, açık saçıklık. Bu Adem oğlu olabilir mi? Hocam size kanaat önderi olarak böyle hitap ediyoruz ama şimdi az önce saydığınız insanlar evet. Şimdi kanaat önderi değil diyorlar ama bazıları da iddiada bulunuyor. İşte kendini Mehdi olarak öne sürüyor. Mehdi misiniz? Estağfurullah ben Mehdi değilim. Bin defa da bunu söylemişim. Estağfurullah ben Mehdi'den haber getiren bir insanım. Ama beni itham ettiler. Kendini Mehdi ilan ediyor. Yalan söylüyor. İşte bu iblisin oğludur. Beni Mehdi olarak itham eden, Mevlana kendisi Hazreti Ali'dir diyen, evet. Hazreti Muhammed diyen böyle kişiler bana itham eden, bunlar bil ki iblisin çocuklarıdır. Adem oğulları değildir. Çocukları değildir. Ben bir şey söylemişsem ben arkasında dururum. Ben Mehdi değilim. Ben 12 imamdan birisi değilim. Ben Mevlana Ali değilim. Bu sadece beni kötülemek için iftira atan iblisin çocuklarıdır. Demin açtık yani. Bunu yıllardır söylüyorlardı. Bu herhalde onlara en güzel cevap verdi. Geçen programda dedik ki Mevlana Ali'yi ve Ehl-i Beyt'i kendisine rehber edinen insanlar doğru yoldadır. Evet. Ve o insanlar hiç zarar görmeyecek dediniz. Evet doğrudur. Şimdi adam Mevlana Ali'ye inanıyor. Ehl-i Beyt'i kendisine yol edinmek istiyor. Bir tane kanaat önderi, Alevi kanaat önderinin sözünü dinlemeye çalışıyor. Farz edelim ki o da iblisin çocuğu. Yani onu da doğru yönlendiriyor. Maalesef şimdi bizde de babam hocadır dedi. Dedem böyle söylemişti. Ben bunu yaparım. Niye dedin senin deden kanun mu? Senin baban kanun mu? Allah kanun. Hazreti Ali Ehl-i Beyt kanun. Onların dışında babam kanun. Babam bile söyledi şudur budur. Olmaz. Olmaz. Nasıl gibi şimdi? Bakın. Bazı hocalarımız var. İnsanın cenazesini beşte bir kaldırıyor. Bazıları dört tekbir kaldırıyor. Bakın. Babam böyle yapmıştı dört ben ördert yaparım. Niye senin baban kanun mu? Ehl-i Beyt ne derse o. 12 imam ne derse o. O ne demiş? Bakın. Mevlana Ali zamanında, halifeler zamanında her zaman cenaze beş tekbirle kaldırılmıştı. Evet. Dört tekbir nereden geldi? Emeviler zamanında geldi. Bakın. Getirilişi nasıl oldu? Biliyorsunuz
Osman zamanında, halifelik zamanında. Ken Mervan İbnül Hakem lanetlik birisi. Pislik, Emevilerin hocası, çok pislik. Osman zamanında bunu Hazine Bakanı yaptı, öyle diyelim. Beytül Mal'ı çaldı. Şimdi Mekke'den valilere yardım yapılacak. Oradaki savaşta savaşan Ahl-i Beyt'e, Hazreti Muhammed'in mehiplere şey dağıtılacak. Aylık yaşamın Beytül Mal'den. Silip soydu orayı. Soyunca uzun hikaye. Nereye kaçtı? Şam'a kaçtı. Kaçınca o zaman o kaçışıyla da zaten o sahtekarlığı yapmayla Osman'ın ölümüne sebep oldu. Osman'ın ölümü başka bir zaman anlatırız. Evet. Beş tek bir. Tabi Muaviye ölüm döşeğinde Ehl-i Beyt düşmanı, İslam düşmanı. Evet. Oğlu Yezid gelecek. Halifeyle gelecek. Ondan sonra. Tabi Mervan İbnül Hakem Emevidir. Muaviye ile akrabadır. Teyze oğulları galiba. Osmanlı da yani teyze oğulları. Evet. Muaviye oğlu Yezid'i ondan sonra halife olacak. Çağır dedi, bak ben ölüm düşeğindeyim. Sana vasiyetim var dedi. Dikkat et dedi. Dedi kimden dikkat edeceğim? Dedi birinci dikkat edeceğin kişi Mervan İbnül Hakem, akrabamız, bizimle sarayda yaşıyor. Buna dikkat et, sana bir hile yapabilir, seni kürsüden alıp yerine otabilir. Ve ondan sonra bunu yaptı zaten. Dedi bir de Abdullah İbni Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah'tan kork. Bir de Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali ondan kork yani. Evet. Çünkü İslam'ı saptırdılar. İslam'ı müdafaa etmek için, İslam'ı korumak için. Evet. Yani seni yıkabilir. Tabii ki. O zaman dedi ne yapayım? Dedi ben öldükten sonra cenazemi yıkayacaklar. Ve diyecekler Halife Efendi gel buyurun babanın cenazesini kaldır. Evet. Sen diyeceksin ki bizim dedemiz Emevilerin hocası Mervan İbni Hakem'dir. O benim amcamdır. O büyüğümüzdür. Evet. O cenaze namazını kılsın. Evet. Dedi o zaman dedi millet kalabalık. Sen de askerlerini sivil olarak geçirirsin. Tekbir yaparken 3, 4, 5. tekbiri yapacağı zaman kafasını uçursun. Bu fitne fesatçıdan o zaman kurtulursun. Bu kalabalık arasında kim vur diye gider. Bakın. Esas 5 tekbir. Ondan sonra Mervan İbnül Hakem, tabii bu Muaviye ölüyor. Öldükten sonra yıkıyorlar. Diyorlar ki gel babanın cenazesine. Dedi yok dedi ben küçüğüm dedi. Bizim hocamız var. Emevilerin hocası Mervan İbnül Hakem gelsin yani. Namazını kılsın. Tabii o arada da Mervan İbnül Hakem haberi olmuş. Cenaze namazını kılarken başını uçuracaklarına diye. Haberi olmuş. Evet. Beş tek bir millet. Beşinciyi söylediği zaman başı uçacak. Bu gitti tabutun yanında, tabutun yanında baktı ki bütün askerler sivil giyinmiş, hissetti, haber de almış bunlar uçacın uçaracak. Adam birinci tekbiri yaptı, ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü yaptıktan sonra kaçır oradan. Çünkü beşinciyi getirdiği an kafası uçacak. Kayboldu, kurtuldu o beleden. O zamanın beri dört tekbir devam etmektedir. Esas beş tekbirdir. Emevilerin işte getirdiği zihniyet, İslamiyet bu. Muaviye gelince, bakın bir gün Almanya'da ikinci Wilhelm, Allahu Alem ve birinci Wilhelm, Almanya kralı. Yanında bir tane vezir var, adı Bismarck. Evet. Bismarck. Tabii Wilhelm her zaman kiliseye gidiyor. Kiliseye gidiyor. Dediler ki, padişahım, senin vezirin Bismarck hiçbir zaman için kiliseye gelmez. İnanmıyor yani. Bir vezirin siz bunu getirmeniz de isteriz yani. Tabii Bismarck'a söylüyor benimle kiliseye geleceksin. Dedi ben böyle işler yani inanmıyorum yani. Dedi o benimle geleceksin. Tabii Bismarck ilk defa kiliseye giriyor. Bakıyor ki mahsalar, insanlar falan oturmuşlar. Baktı ki dedi bu fotoğraf kim? Dedi Hazreti Meryem. Allahümme salli ve aleyhi Meryem annemiz. Bu dedi kim? Dedi Hazreti İsa. Baktı ki böyle. Dedi ki Muaviye'nin resmi nerede? Bakın. Bismarck diyor ki Muaviye'nin resmi nerede? Diyor sen ne yapacaksın Muaviye? Muaviye İslam halifesi. Dedi siz dua edin. Eğer Muaviye
Hazreti Ali'ye karşı çıkmamış olsaydı şimdiye kadar bütün Avrupa, bütün hepsi Müslüman olacaktınız. Siz Hazreti Ali sizi Müslüman yapardı. Siz Muaviye'nin ilk önce resmini koymanız lazım kilisede. Bak. Neden? Çünkü İslam'ı yıktı, parçaladı. Hazreti Ali yürümesini karşı durdurdu. Sahte inanın için Emevi İslam'ı var. Bir de Mevlana Elbediye'de İslam'ı var. Bakın. Bir de şimdi Meryem annemizi sözünü getirirken bir beyefendi çıkmış. Kaynak yok. Diyor Hazreti Meryem annemiz biliyorsun annemizdir. Hazreti İsa'nın annesidir. Biliyorsunuz cennette Allah Meryem annemizi Hazreti Resulullah ile evlendirecek. Hazreti Meryem annemiz var bizim. O bizim annemizdir. Neden annemizdir biliyor musunuz? Hem Hazreti İsa'nın annesi olması hasebiyle hem de cennette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi olacağı hasebiyle. Allah cennette Hazreti Meryem'i Efendimiz Aleyhisselam'a nikah edecek. Sen bu hadisi nerede okudun beyefendi? Bana kaynak getir bakayım. İşte böyle saçma sapan hadisler hem insanları İslam'dan beri indan ediyorlar. Onların yani ateist olan, deist olan bunların yüzünden. Ve bu ateistlerin, deistlerin günahını çekecek olan hacı, hocalar, şeyhler, papazlar, kahanlar. Çünkü millete doğruları öğretmiyorlar. Sen nereden getirdin ya? Hazreti Muhammed, Meryem annemiz de cennette Allah onları evlendirecek. Allah sana mı söyledi bunu? Hangi kitapta göster bana? Öyle bir açıklama var mı gerçekten? Evet, size vereyim. Halil Konakçı söylüyor işte. Şu hoca Halil Konakçı. Lahmet sen nereden geldin? Bu ilmi nereden aldı sen? Maalesef. Onun için milletimiz de kaybolur. İslam'da da bezen var. Yani böyle saçma sapan hadisler çıkmaktadır yani. Maalesef bu durumdayız. Onun için bugün insanlar şeytan yolunda giden iblisin çocukları, Rahman'ın yolunda giden Hazreti Adem'in gerçek çocukları. Allah bizi Adem'in oğullarından yapsın, iblisin oğullarından değil. Mevlana Ali'nin gelenler hepsi nur aleminden, hepsi doğruyu konuşan, hakkı savunan, Ehlbeyt'in yolunda giden Allah'ın emrettiğini gerçeğiyle, hakikatiyle yerine getiren kişilerdir. Mevlana Ali adamları böyledir. Mevlana Ali kimseden çekinmez. Hakkı, hukuku yerine getirdi. Bazı insanlir Mevlana Ali, lauzubillah sanki bir şey yapmamış. Bakın. Bütün alimlere, hodri meydan, Hazreti Ali gibi mucize sahibi varsa koyun. Acaba Kabe'de zuhur eden Mevlana Ali değil mi? Mevlana Ali değil mi? Başkası ya acaba zuhur etti mi? Dünyaya geldiği an Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i baştan sona kadar okudu. Daha bir saatlik dünyaya gelmişti. Acaba ashablardan Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i, inmeyen Kur'an'ı, Hazreti Muhammed Hafız'ında olan Kur'an'ı acaba ashablardan birisi okudu mu? Mevlana Ali güneşi çevirdi. Acaba ashablardan hangisi güneşi çevirdi? Amr ibn-i Veddil Amri'yi öldüren Mevlana Ali değil mi? Allah şahit, duyanlar da şahit olun. Bugün Amr ibn-i Veddil Amri'yi öldürdüğü zaman Resulullah ne dedi acaba? Acaba Resulullah'ın deyişine mi bakacağız? Ashabların ve yazarların sahte sapan çizikleri oylara mı? Hazreti Muhammed bağırdı. Kalbi bütün iman, bütün küfre inmiştir. Mevlana Ali meydan savaşına çıktığı zaman bak. Evet. Ve Umru bin Vedi kal nizzil iman kullihi alel küfür kullihi. Demek ki en büyük iman ağır basan Mevlana Ali'den başka yoktur. Bir de hocam şimdi şey var bu soruların arasında bu ilintilidir diye söylüyorum. Evet. Gayba çekilmek nedir? Gayb nedir? Şimdi gayb bakın. Beni görünüyorsun. Evet. Senin gözünden kaybol. Göremiyorsun. Gayb budur. Gayb ayrı, ölüm ayrı. Hazreti Ali öldü dediler. Evet. Ama verdikleri zaman bak Hazreti Ali ne dedi Hasan Hüseyin? Hasan Hüseyin dedi bir Arabi gelecek beni onu verin. Verdikleri zaman acaba babamızı nerede gömecek? Evet.
Gittikleri zaman peşinde. Dediler ey Arabi bekle babamızı nereye gömeceksin bilelim ki biz de ziyaret edelim. Baktı ki geriye döndüğü zaman güden Hazreti Ali, yüklerini Hazreti Ali, çeken Hazreti Ali. Peki Hazreti Ali'den başka gaybe çekilen var mı hiç hocam? Var. Gaybe çekilen, mesela gaybe çekilen bütün peygamberler, mesela İlyas peygamber, Hazreti Hızır ölümsüz. Ondan sonra Eliya. O kimdir, o nedir? Hani Seyyidina Selman el-Farsi Ömer zamanında Medain şehri vali olarak atanan Selman el-Farsi biliyorsunuz. Hemen 350 yaşındaydı. Evet. Yani hemen. Tabii Hazreti Resulullah'ın Hazreti Ali'nin sağ kolu diye büyük bir kahraman, büyük bir savaşçıdır yani. İran'dan ya Fars yarından gelen. Ganj Nehri. Şimdi Ganj Nehri bilmiyorum nereden aklınızdan geldi. Bir soru olarak bize gelmişti. Başta onunla girdik. Doğrudur. Bari onunla kapatalım programı. Şimdi bakın Ganj Nehri Hintliler için Buda'ya tapanlar için çok kutsal bir nehirdir. Nasıl bizim haccılar Kabe'ye gidip ziyaret ettikleri zaman orada tövbe ediyorlar ve derler ki biz artık hacı olduk. Evet. Yalan söylemeyeceğiz. Yanlış bir şey yapmayacağız. Artık tövbe ettik. Bizim günahlarımız silindi. Evet. Hacca gittikleri zaman. Budistlerde Ganj Nehri'nde onlar oraya büyüğünden küçüğüne kadar her taraftan Budist olanlar gelip o nehirde yıkanırlar ve inanırlar ki yıkandıktan sonra bütün günahları yıkanmıştır. Yani günahlardan affedilmişlerdir. Bunun sebebi ise Ganj Nehri'nin kutsallaştırılması neden acaba? Bugün Ganj Nehri Himalaya dağlarından akan ve Bangladeş körfezine kadar gelen ve Hindistan'dan geçen bir Ganj Nehri var. Bu sun kutsallaştırılması neden oldu? Bugün Hintliler zamanında Ganj Nehri'nden yani kaynağından her 1000 senede bir şahıs cevherden ve kayığı cevherden bir sıfatla ama yüzü nur gibi parlayan onun kaynağından çıkan bir şahıs gelirdi. Kayığa binmiş. Bakın. Ve her 1000 senede geldiği zaman o zaman Hint alemi bu Hindiler, Budistler o zaman güneşe tapıyorlardı. Mabed yaptırmışlardı. Güneşi ibadet ederlerdi. O zaman bu gelen şahıs onları imana getiriyordu. Güneşe tapmayın. Allah'a tapın. Gerçek dini getiriyordu. Ama gene de İslam dinini. Ve o şahsın kim olduğunu gene biz biliyoruz. Bakın. Kim? Söylemeyeceğim. Her zaman peygamberlerle gelen ve peygamberleri cinlerden koruyan şahıs olabilir yani. Artık onlar arasın. Bak. Tabii 1000 yıl sonra insanlar imana geliyor. 1000 yıl sonra bir daha oluyor. 80 defa onlara geldi. 80 defa. Her 1000 yılda bir defa gelirdi. 80 kubbe oldu. Ne kaldı? 80 bin yıl. En son geldiği zaman o zaman Hint padişahı ve şimdiki başka diyarlarda padişahların padişahı yaşayan bir padişah, güçlü askeri ordular var. Ve Hint kralı, Hindistan şimdiki o zamanki kral o kadar güçlü değildi. Tabii o zaman Melik-i Mülük dedikleri padişah bir kızı var. Evet. Bir kızı var. Hint kralının bir çocuğu var. Tabii padişahların padişahın kızını istiyor çocuğuna. Çocuğuna istiyor. İstediği zaman veriyorlar. Tabii hadis uzun, ben kısa yoldan gidiyorum. Onu Ganj Nehri'nden kaynağından çıkan o şahıs bütün Hint alemi görüyordu. Görüyordu. Evet. Nurdan ibadet yani imana getiriyordu. Dine imana getiriyordu. İnsanları dolayarak getiriyordu. Tabii bir zamanlar işte Ganj Nehri'ne çıktığı zaman padişahların padişahın kızıyla bu evleniyor. Hint kralının erkek çocuğu. Evlendikleri zaman tabii fazla girmeyeceğim.
Hamile oluyor bu kız. Hamile gelince bir çocuk doğuruyor. Evet. Doğuruyor. Gözleri yok. Yok gözleri. Kısa gidiyorum. Evet. İkinci bir çocuk getiriyor. Dilsiz geliyor. Üçüncü çocuğu ise kolları yok. Felç. Tabii hükemeleri getiriyor. Müneccimleri getiriyor. Niye böyle oldu benim çocuklarım? Siz müneccim olarak deseydiniz bu ya tarihte yani hamile olmasın. Evet, evet. Niye? Bazılarını başını kesiyor. Evet. Tabii bir şahıs da 1000 yıl sonra geldiği zaman gene bakıyorlar nur her tarafındır cevherden bir kayıkla geliyor. Soruyorlar işte padişaha işte Himalaya dağlarından şimdiki Gan Nehri'nin menbaından gelen o şahıs geldi. Evet. Dedi o zaman bunu soralım sen kimsin? Dedi be oğlum ben padişahların padişahıyım. O ne dedi? Ben her şeyi yapanım ve her şey benim emrimde olan. Bak o şahıs nur aleminden gelen. O zaman dedi ben bir şey ol dersem olur. Ben mucize sahibiyim. Mesela Nasır Mevlana Ali güneşi çevirdi. Bakın. Ay yardı ikiye böldü ileri dirildi. Mucizeler saymaya başladı. Dedi o zaman sen her şeye kadir isen benim 3 tane torunum var. Evet. Birisinin gözleri yok. İkincisi dilsiz, üçüncüsü felçli. Sen her şeye kadir isen bu mucizelerin sahibi isen bunları yap. Bin sana itaat edelim. Evet. Biz seninle beraber ve dinine geçelim. Evet. Bakın. O zaman uzatmayalım. Eğer anlaşacaksak 1,5 saat sürer bu. Evet. Tabii bu çocukları getiriyor. Gözleri olmayana göz oluyor. Bakın. Evet. Dilsiz olan konuşmaya başlıyor. Felçli olan her tarafı tutmayan iyileştiriyor. Ayakları olmayan ellerini yapıyor. Bakıyorlar. Dedi gerçekten bu her şeye kadirdir. Hepsi secdeye geliyorlar. Ve o nehirde de geldiği gibi kayboluyor. Onun için Budistlerde o nehir kutsaldır. Evet. Dedi sen padişahların padişahıysan ben yerlerin gökyüzlerinin padişahı ve kralıyım. Bak. Evet. O zaman o nehirde her 1000 yılda bir çıktığı için bazı insanlar da cahil olan insanlar gittiler taştan bir buda yaptılar. Ama işin gerçeğini bilmediler. Oradan kaynaklandı. Ama onu bilen tanıyan budaya gerçekler budaya tapmadı. Ama bazı cahil insanlar buda yaptılar, ibadet etmeye başladılar. Ama onun için Gan Nehri oradan ilahi bir güç zuhur ettiği için bu şahıs dedi ben yeryüzün, gökyüzün kralıyım, padişahıyım ve her şey emrimdedir. Onun yüzü hürmeti için o şeyden Himalaya dağlarından kaynağı olan Gan Nehri'nin zuhur ettiği için onun için Budistler için orası kutsaldır. Evet. Her gidip oraya kim yıkanırsa günahlarından arınır diye bir inançları vardır. Gan Nehri budur. Hocam ta uzun süreden beri program yapıyoruz. 11 program oldu. 12'sini çekiyoruz. 12 programın hemen hemen çoğunu da böyle söylemediğiniz bizde sır kalan şeyler var. Gerçi bunu sır olarak kabul etmiyorum. Bunu mevlanali olarak ben kendim kabullendim zaten de. Bilmiyorum. Geçmiş programdan gelen mesela kıtalardaki ağanın sırrı gibi böyle bize söylemediğiniz şeyler var. Doğrudur. Bir de diyorum ileriki programlarda böyle sırları, o sır küpünü açıp o soruların cevabını da buluruz diyorum. Şimdi son bak, söyleyeceğiniz bir şey var. Şimdi bakın ben hiç kimseye karşı değilim. Hı. İsterse taşa tapsın. Budist olsun. Evet. Macusi olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Müslüman olsun. Ben kimseye karşı değilim. Karşı olacağım şey hak konuşulmazsa, doğrular konuşulmazsa, kim haklı demesen, kim haklısız demesen böyle insanlara ben karşıyım. Anladım hocam. Bunu herkes bilsin ve ben Mevlana Ali'nin gerçek adamıyım ve Mevlana Ali'nin dünyanın kralları gelse bir laf kondurtmam. Mevlana Ali olmazsa ne kainatlar ne bir şey olur. Bunu herkes bilsin. Evet.
Bazı insanlar Mevlana'nın hakkını yiyor. Hakkında doğruları konuşmuyor. Ben hakkı hukuk konuşuyorum. Mevlana Ali olmasaydı İslam şimdiye kadar gelmezdi. Bitmişti İslam. Diliniz, imanınız ne olursa olsun haktan yana olun. Haktan yana olun. İşte Sayın Cübbeli Ahmet hocamızın beyefendi yani. Onun da videolarını koyacağım. Bakın Ehl-i Beyt hakkında ne konuşmuş ve şimdi ne konuşuluyor. Eğer o insanlar gerçekten Cübbeli Ahmet Hoca'ya inanmışlarsa, söylediklerine ne söylemişse videoda, o videoya tabi olmaları lazım. Ben öyle derim. Bakayım bu şeyin işinden nasıl kalkacaklar şimdi. Ben demiyorum, o söylüyor. Kaynak getiriyorum size. Sosyal medya hesaplarında böyle çok konuşan insanlar dikkatli olun. Mehmet Hoca takipte. Ondan sonra da cevap bekleyecek sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tekrar aynı soru getirelim. Diliniz, imanınız ne olursa olsun haktan yana olun. Mevlana Ali rehberiniz olsun. Mehmet Hoca'nın tabiriyle. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Buyurun hocam. Şöyle söyleyecek. Allah ne muradı varsa, iyi niyetliyse Allah muradını erdirsin. Kötü niyetliyse Allah muradını erdirmesin. Amin. Öyle derim. Allah bütün gerçek İslam alemini muvaffak etsin. Yolu şaşıranlara inşallah doğru yolu bulur, gelirler. Yani benim bu laflarım hak yolunda gitmeyen, evet, hukuku tanımayan, din kurallarına uymayan, Hazreti Muhammed ve 12 imama, evet, hadislerine inanmayan, kendini büyük gören, şan şöhret peşinde koşanlar, Milleti umurunda olmayan, dini umurunda olmayan, ithal din getirip de bizi dinimizden soğutan bazı insanlar çıkmış, laflarım onlaradır. Ama Rahman yolunda giden, Ehl-i Beyt'in yolunda gidenlere lafım yoktur. Ama Ehl-i Beyt'i alet kullanıp kendi çıkarı için kullanan onlara laflarım onlaradır. Ama kendine hak hukuk yollarında gidiyorsa ve ben diyemem bütün hocalar, bütün alimler, kabile reisleri bu durumdadır. İyileri zaten iyilere vurmaz. Ben iblisin dediği kötü insanlar vurur. İyi insanlar zaten bundan tenzih ediyoruz. Hocam zaten iyi laf da kötü laf da tabii, sahibini bulur. Tabii sahibini bulur. Yani hocalar diyorsam iyi hocaya zaten vurmaz. Benim lafım kötü hocalara. Milletin çıkarını değil, kendi çıkarına çalışanları, onu kastediyorum. İblis de bunu söylüyor. Rahman'ın adamıysan zaten sana iblis yaklaşamaz. Bazı insanlar, hocayım diyor. Hocaysan, vazifeni yapıyorsan ben sana, lafım sana değil. Ama bugün Mevlana Ali'den, Hazreti Ali'den Cifir kitabında bak ne söylüyor. Benim için demiyor. Sayın Kanaat Önderi kendini bana cevap veren. Bak senin için ne diyor. Mevlana Ali Ehl-i Beyt benim için demedi. Kal ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin görümüne yakın diyor ki el-melik laşi ul-vezir rüşvetçi ve şih kalleş dedi. Acaba benim için mi dedi? Bu kelimelere karşı şu kanaat önderlerine mi dedi? Ben Mevlana Ali Ehl-i Beyt'e methediyorum. Sen bundan sıkılıyorsan, ne olursan ol, bu kanaat önderi, sen kanaat önderi ol, sen şeyh ol, ama bak Mevlana Ali için seni demiş. Hazreti Musa zamanında, evet, bir olay oluyor. Hazreti Musa'nın bir tane çobanı vardı. Çoban. Evet. Tabii koyunlarına, dostumlarına, ineklerine, develerine bakan bir çoban. Her Allah'ın günü bu çoban öğleye doğru bir göl gibi bir yer var. Evet. Oraya bu hayvanları götürüyor su içmeleri için. Bir gün oraya götürürken bir tane sırtlan veya kurt geliyor. Tabii saldırıyor koyun veya oradaki tosunları bir şeye kapı yemesi için. Tabii bu çoban nereye saldırıyorsa o kurt karşısında duruyor. Bakıyor kurt, evet, Arapça ile ismi dip geliyor. Dedi ey çoban, dedi ben beş günden
5 geceden beri açım. Bir şey yemedim dedi. Bana bir şeyler ver yiyeyim acım. Da oradaki çoban o zaman kurt öyle deyip konuşuyor. İnsan lisanıyla konuşmaya başladı çobanla. Şaşırdı, Allah Allah nasıl konuşabiliyor bu? Dedi ey deyip sen mi Hazreti Şuayb peygambere ait olan hayvanlarda mı yiyeceksin? Koskoca peygamberden. Dedi o zaman git Hazreti Şuayb peygambere söyle. Eğer izin verirse, bak izin verirse ben alırım. İzin vermezse çeker giderim. Dedi beni oraya gönderiyorsun. Seni de hayvanlarla baş başa bırakacağım. İstediğin gibi yiyeceksin, alacaksın. Dedi ben sana yemin ediyorum. Allah beni 20. asırın insanlarından yapsın eğer bir şey ihanet edersem. 20. asır. Şey? Bakın şimdi, bak nereye geliyoruz. Bak şimdi nereye geliyoruz. Tabii gidiyor Şuayb peygamber Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ama bu hadis 5000 yıl önce söylenmiş galiba. Veya 5000 küsur. Bak dikkat et. Bunun belgesi bir şey var mı? Her şey var. 20. yüzyıl insandan yapsın. Bak. Acayip. Hayvan teberrü ediyor bu asırdan. Bak şimdi geliyoruz. Tabii çoban Hazreti Şuayb peygamber yanına gidiyor. Dedi ey çoban bu saatte niye geldin buraya? Evet. Kalime beleke ra eteytin fihassâ'a. Kallu ya mevlâ'yı. Âteni vahşi min huşil felâ'yı semme bi dîb. Bir vahş geldi. Adı dîb kur diyelim. Benimle konuştu. 5 günden 5 geceden aç. Yememiş bir şey. Senin hayvanların birisini alıp gelmek istiyor. Ve dedi onu bıraktım. Dedim sen nasıl beni bırakacağım? Dedi beni Allah 20. asırında yaratsın eğer ben sana ihanet edersem. Dedi öyle mi dedi? Dedi evet. 20. asırın insanlarından yapsın. Öyle mi dedi? Evet. Dedi o zaman git söyle ne isterse alsın. Bakın. Baktı gene geldiği zaman baktı deyip duruyor. Koyunlar da keçiler de bütün hayvanlar birbirine girmiş korkudan. Şuayb peygamber ne dedi? Dedi istediğin kadar al. Dedi yok. Bugün kısmetim alırım. Yarını Allah kerim. Bugün birisine diyeceğim kardeşim sandalye istedi. Al sandalye. İnan ki masayı da götürecek. Buzdolabını da götürecek. Çam asırmasına gidecek. Doyumsuzluk yani. Öyle bir zamandayız biz zaten. Tabii bu çoban her akşam Hazreti Şuayb peygamber yanına gelirdi. Tekmil verirdi. O gün neye oldu? Ne gördü? Ne işitti falan? Sohbet dedi. Bir hafta gelmedi bu çoban. Haber gönderdi Şuayb peygamber. Dedi ey çoban senin adetin değil bir haftadan beri buraya gidip gelmiyorsun. Dedi ya maleyi bu 20. asır ne? Ben onu düşünüyorum. Dedi bırak kafandan at. Dedi ya maleyi. Şimdi Mevla demek Hazreti Şuayb bir evliya. Allahümme salli aleyhi ve sellem bizim için başımızın baş tacıdır. Hepsi İslam için gelmiştir. Evet. Dedi bırak dedi ya maleyi ne olur söyle bana ben de bileyim. Dedi eylem ey çoban 20. asır ahir zamandır 20. asır. Şimdi 21, 22, 2 geçmiyor mu? Hepsi 20 asırdır, 20. asır derler. Evet. Dedi ahir zamanda asr-ı eşirin 20. asır. Diyor ki kadınları açık saçık olacak. Bak. Açık saçık berbat. Gençleri dinsizlik, imansızlık, ateistlik, fucur. Bak. Nesahum keşfin sevater. Açık saçık. Şebabhum favacir. Din, iman, namaz, niyaz bitmiş. Evet. Yaşamıyor muyuz bunu? Evet. Bakın. Meykul. Nesahum keşfin sevater ve şebabhum favacir. Rüşvetsiz bir şey yapamıyorsun. Bak. Dünya o hali. Dünya hali. Evet, evet dedi. Kalim şayihahum avahir. Hocaları ahir olacak. İster papaz, ister hahan, ister cami hocası, ister alevi şeyhi. Hepsini vuruyor. Kal şayihahum avahir. Din, iman, marifet, öğretme peşinde değiller.
namaz, niyaz, para, şöhret. Kim davet etti, kim davet etmedi. Bu durumdalar zaten. Bunu Şuayb peygamber 5000 yıl önce söylemiş. Dedi, emanet edersin, ihanet eder. Verirsin, teşekkür etmez. Doyurursun, hamd etmez. Öyle değil miyiz şimdi? Kalune ye'alem yaray, nesahum keşfin issevatir, şebabhum fevacir, ikkalinir rüşvatü bul baratil. Ve meşayihum avahir. İttami ile işbe, it'amin uykun, utati ile yıkna. Fe'i'lem yaray, fehada ahir zaman. Bunu söyledi. Biz kendimizden söylemedik. Bunları Şuayb peygamber bunları 5000 yıl önce söylemiş. Ve şimdi biz bunları yaşıyoruz. Ve kimse artık evinde rahat uyumayacak. Bir de Muhammed el-Bakır'dan Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem 12 imamlardan birisi sallallahu aleyhi diyor ki ahir zamanda Mehdi'nin görünmesi için göründüğü zaman eğer oturuyorsun haber alacaksın samanda sallandı misal. Haber alacaksın Trabzon falan yerde sallandı, sallantılar oldu. Oturdun sallantı olacak. Bunu bil ki böyle başladığı zaman zelazil o zamanı olmayan yağmurlar şeyler olmamışsa bilin ki Mehdi görünmek üzeredir. Hazreti Muhammed Bakır söylüyor. Ben değil. Ben gaybini bilemem. Ama Mevlana Ali, Ehl-i Beyt, Allah sana bir şey gösterecekse galiba soracak değil kimseye. Ama maalesef bu zamanlarda meme güven olmaz, ben olacağım. Allah'a akıl verecek. Bunlar zamanında Hazreti, misal veriyorum, Hazreti Ali imamlık bazıları kabul etmedi. Bu olmaz, başkası olacak. Onlar da o tiplerden. Galiba onların da zürriyetinden geliyorlar. Allah istediği kişiye hikmet verir. Peygamber Bey. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.